Süleyman Art TV kanalından hepinize merhabalar, saygılar ve sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yeni bir videoda sizin karşınızda olacağız. Bugün sizlerle beraber insanlar neden Apple tercih ediyor? Bugün sizlerle beraber bu videoyu sizlere aktaracağız ve yanımda en yakın arkadaşlarımdan birisi olan Eren Avcı var. En iyisi. Belki diğer arkadaşlarım şey yapar şimdi. Action. Eren kendisini bir tanıtsın arkadaşlar. Benim ismim Eren Avcı. Süleyman Art'ın arkadaşıyımdır. 15 yaşındayım. Belçika'da yaşıyorum. Ben buraya 2 aylığına tatile geldim. Aslında Afyonluyum. Buraya da işte Süleyman Alp arkadaşıma video çekiyorum. Burada olmama sevindim ya. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber insanlar neden iPhone tercih ediyor diye bir video yapacağız. Eğer siz de daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız, çünkü bu videolar bizi çok yoruyor. Bu videonun 3. çekilişi aynı yerde, kamera kayıt etmedi. Bunları bu sandalyeleri buraya getirmek, bu iki tripodu açmak, powerbank getirmek, ne bileyim mikrofon getirmek falan bizi çok yordu. Bugün sizlerle beraber insanlar neden iPhone tercih ediyor diye bir video yapacağız. Şimdi arkadaşlar, buzdağının görünen kısmıyla başladık. İnsanların iPhone tercih etmelerinin en büyük sebebinden birisi pahalı olması. Yani mesela bir tane araba var diyelim. Bu iki arabanın birisi Mercedes, diğeri de Fiat diyelim. Veya Tofaş diyelim. Bir insan hangisini seçer? Akıllı insan ve gidip Mercedes çeker. Çünkü bir gösterişidir ve pahalıdır. İkincisi de daha kullanışlı olduğu içindir. Bir de üçüncüsü, o arabanın iyi olduğunu bildiğin için alırsın belki. Yani aynen böyledir. Sebepleri bu şekildedir. Aynı YouTube şu an dönsün şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar, bu buzdağının görünen kısmı, bir de arkası var, görünen kısmı, bir de buzdağı var. Buzdağını da ben iki kısma ayırdım. Bir yatırım amaçlı kullananlar, bir de bu telefonu gerçekten hakkını vererek kullananlar. Şimdi arkadaşlar, yatırım amaçlı ilk önce basit kısımdan başlayalım. Yatırım amaçlı kullananlardan birisine mesela 100 tane iPhone aldınız diyelim. Apple bir ayda iki kere zam yaptı ve totalde telefona 5000 lira zam geldi diyelim. 100 tane telefon olursa tam 500 bin lira kar elde etmiş olursunuz. Sistem bu şekilde. Bir de bu telefonun hakkını vererek kullananlar var. Yani mesela benim gibi. Ben bir içerik üreticiyim ve ben iPhone'u gerçekten hakkını vererek kullanıyorum. Ben telefonu günde bir iki kere şarj ediyorum. Gerçekten o pilin içine ederek kullanıyorum yani. Mesela ben şu şekilde kullanıyorum. Ben genelde biliyorum, iPhone'la çekiyorum. İkinci kameram benim genelde iPhone 11 oluyor. Mesela Elena'nın telefonu şu an iPhone X. Yani bu kamera, benim telefonumda iPhone 11, yani bu kamera. İki iPhone'dan bize izliyorsunuz şu anda. Ve ben bunları da MacBook'ta editleyeceğim. Ve ben MacBook videoları atarken de kabloları atmayacağım. AirDrop'la atacağım. Ve bu da benim işimi çok kolaylaştıran bir durumdur. Sonra oraya gireceğim ve Adobe Premiere Pro'da editlemeye başlayacağım. Olay burada başlıyor. AirDrop benim için iPhone tercih etmenin en büyük sebebi bu. Ben Şubat ayına kadar YouTube'da normal videolar çekerdim. Şubat'tan sonra ben profesyonelleşmeye başladım. Tam Nisan ayında da kendime bir tane iPhone 11 aldım. Yani sistem bu şekilde oldu. Ben videolarımı böyle çekiyorum. iPhone'da çekiyorum. iPhone'la genelde bazen iPhone'da editliyorum. Gerçekten sistem böyle. Ve MacBook'um olduğu için ben MacBook'da videoyu çok kolay bir şekilde atabiliyorum. Tabii hız var, dayanıklık var. Bunları da birazdan geleceğim. Apple sponsor değil değil mi? Değil. Onu da söyle bence. Ve arkadaşlar, Apple falan sponsor değil, normal bir ağzına söylüyorum, zaten bana kimse sponsor olmaz. Küçük bir karmamız yani, kimse olmaz. Bunu da buradan belirteyim. Ve arkadaşlar, bu telefon bize ne sunuyor? Uzun ömürlülük sunuyor. En önemlisi gizlilik sunuyor ve yazılım sunuyor. iPhone 6s kullanan birisi kaç yıl önce çıkmış bir telefon, hala şu anda günümüzde kullanabilecek bir kıvamda. İnsanların hep iPhone 6 Plus görmüyor muyuz genelde? Ben çok iPhone 6 Plus, iPhone 6 bildiği kullanan çok görüyorum. Daha çok şimdi iPhone 8 olmaya başladı. iPhone 6 daha az görüyorum ama iPhone 8 daha olmaya başladı. iPhone 8 Plus falan ben çok görmeye başladım. Bunun sebeplerinden birisi, insanlar Apple, yani bir adamın önüne S23 Ultra koysun, bir de iPhone 6 Plus koysun. Bazı insanlar Apple sevdiği için iPhone 6 Plus da tercih edebilir. Bak, bu böyledir. Bu iş böyle yürüyebilir. Hem niye bu şekilde arkadaşlar? Mesela yazılım. Mesela attığım kafamda 2019 yılında çıkan S10 Plus'ı düşün. Şu boyutta bir telefon. Bu telefon mesela şu anda güncelleme kesildi. Android 12 veya Android 13 güncellemesi bu telefon alamıyor. Bu yüzden de insanlar Apple'a tercih ediyor. Mesela 2019 yılında çıkmış iPhone 11 2025 yılına kadar destek verecek ve siz bu telefonu 2027 yılına kadar da kullanabileceksiniz. Yani bir telefonu 9 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz Apple bir telefonu. Ki 15 yıl boyunca kullanılanlar bile var. 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 Gerçekten var. Yani bu, yani Apple'ın bir mucizevi bir şeyi bence. Ama tabii benim gibi olursan telefonu yılda 55 kere de kırabilirsin. Kırabilirsiniz. Aynen. Mesela iPhone'da da bu problem aslında. Az bir problem. Arkası direkt kırılıyor.
Abi yenileri böyle değil. Mesela 13 ya değil. Ama mesela iPhone X'de bir kere yere düşürdü direkt arkası full direkt kırılıyor. iPhone 11'den beri iPhone dayanıklılık konusunda uğraşıyor birazcık. Buna da birazdan geleceğim. Ve dayanıklılık konusundayız arkadaşlar. iPhone'un en yeni telefonuna tam tüm diğer telefonlardan daha iyi sağlam seramik shield özelliğine sahip. Sıvı dökülmelerine veya sıçramalarına karşı dayanıklı bir ekran koruma sistemi. Mesela Samsung'da Gorilla Glass 5'te var. Ama Gorilla Glass 5 Samsung'un kendi ürettiği bir şey değil. Ama Apple'da öyle değil. Ceramic Shield özellikle Apple'a özgü bir şeydir. Yani mesela Samsung evet kendi şeyini üretiyor ama arkadaşlar yani Apple gibi bir şey değil. Apple kendisi ürettiği için bence daha dayanıklı bir kısma gelir. Çünkü mesela Apple kendi yazılımı kendisi üretiyor. Kendi kasasını kendisi üretiyor. Kendi kamerasını kendisi üretiyor. Bu yüzden yani daha iyi bir performans bize sağlıyor. Ve arkadaşlar hız konusu. Apple her sene yeni telefonlar için en yeni işlemcileri kullanıyor. Ve ben de bir içerik üreticisi olarak kullandığım telefon iPhone. Ve gerçekten çok iyi. Ya evet bunlar doğru ama her marka benim telefonum zaten iyi der. Evet burada haklısınız. Mesela Samsung'da Snapdragon 8 Gen 2 dünyada belki en iyi işlemcilerden bir tanesidir. Ama mesela şöyle düşünün. Bir telefon var. Ekran camını farklı bir marka üretiyor. Bataryasını farklı bir marka üretiyor. Kamerasını farklı bir marka üretiyor. Yazılımını. Android zaten farklı bir markanın. Düşünün böyle bir marka bir telefon yapıyor veyahut da her şeyini kendisi yapan, yazılımını dahi kendisi yapan bir marka bir telefon yapıyor. Mesela böyle derler ya, hani tam içine kadar girerlerse ve bunların ikisini yan yana verseler hangisi seçersin? Tabii ki her şeyi kendisi yapar. Yani mantıken böyle. Ama tabii ki de sen Samsung'a da burada laf söyletmem. S23 Ultra gerçekten ama gerçekten yani mükemmel iyi bir telefon. Burada kimse bence S23 Ultra'ya bir şey diyemez. Her zaman diyorum bir içerik üreticisi olmasam yanıma S23 Ultra veyahut da 14 Pro Max'i koysunlar. Yemin ederim ki S23 Ultra'yı seçerim. Neden? Ben hep hayatım boyunca hep Android kullandım. Hiç iPhone kullanmadım. Şimdi iPhone kullanmaya başladım. Şubat'ta. Çünkü benim bilgisayarım mesela MacBook. Ben bu videoyu çekince MacBook'a aktarmam benim çok daha hızlı ve kolay oluyor. Mesela evet Samsung'daki bir yerim. Ben bir videoyu Windows'a aktarmam kabloyla aktarabilirim ama Apple bana çok daha fazla şey sunuyor. Kablosuz biçimde ben telefona çektiğim bir videoyu bilgisayara atabiliyorum. Bu benim çok fazla hoşuma giden bir durum haline geliyor. Ve ben bilgisayarımda Mac'den editlediğim için Samsung'daki bir videoyu ben Mac'e aktaramıyorum ve bu benim çok kolayıma ve hızlı bir şey geliyor. Mesela ben bu videoyu iki tane iPhone'dan çekiyorum ve bu yüzden iki tane iPhone'da çektiğim videoyu ben Eren'in çektiği telefonu kendi AirDrop'la kendi telefonuma atacağım. İki video, iki kameralı video benim telefonumda olacak. Sonra ben bu iki videoyu da kendi bilgisayarıma attığımda orada Adobe Premiere Pro'dan editlemeye başlayacağım. Yani benim için olay videoyu çekme bu kadar basit bir işlem haline geliyor burada. Ama Samsung olsa öyle değil. Eren'deki video almam için benim illa ne yapmam lazım? Gideceğim, bunu kapının önüne götüreceğim. Eren'in telefonunu Eren 2 dakika alacağım. Eve gideceğim, kabloyla takacağım, alacağım. Yani çok daha zor bir kıvama geliyor benim için. iPhone şu anda elinizde bir iPhone 11 olsun. İstediğiniz kadar oynayın. WhatsApp'a bakın, e-postalarınıza bakın. İstediğiniz birçok şey yapsanız dahi o telefonda bir şey olmaz. Yani gayet hızlı biçimde işinizi halledebilirsiniz. Hatta Eren'e soralım. Şu anda iPhone X kullanıyor. Soralım bakalım o nasılmış. Memnun musun iPhone X'ten? Ya ben iPhone X'ten asla memnunum. Sadece bataryasını değiştirmem gerektiği için bataryasında servise götür yazıyor. O yüzden ben onu yaptırmam gerekiyor. Çünkü şarjı hemen bitiyor onun yüzünden. Şimdi böyle bir şey de duydum ben. Herkesten duyuyorum. iPhone'un şarjı hemen hızlı bitiyormuş. Çok arka arkaya doldurman gerekiyormuş bir günde. Doğru mu? Pil sağlığı diye bir şey var iPhone'larda ve bu pil sağlığı eğer günde gerektiğinden fazla hep telefon şarjı durursa bu yaştan pil sağlığınızı yiyor ve pil sağlığınız %100 iken %98'e, %97'ye ve bir süre sonra %75'in altına bile düşerse o telefon artık alınmayacak bir seviyeye iniyor. Bu şekildedir. Ve arkadaşlar kamera konusu siz yorumlayın. Şu anda ben bu videoyu iPhone 11'den çekiyorum. Ve şimdi iPhone X'ten çekiyorum. İlk kamera var. Sizce arkadaşlar görüntü nasıl? Bir yerde iPhone X, bir yerde 11 var. Sizce bu iki görüntü kötü mü? Ben bence iyidir yani. Bence bayağı iyi gözüküyor. Sadece kamera yerleri farklı ama aslında kameranın bir tip belki aynı. Evet yani kamerada konusunda ikisi aynı şey sunuyor ve kamera çok güzel. Şu anda normal bir kameradan çekmiş gibi biri izliyorsun ama iPhone'da çekiyoruz aslında yani. Evet. Kamera konusu hiçbir şey demeden buraya da geçiyorum arkadaşlar. Ama o zaman mesela şu iki kamera, o zaman bu iki telefon arasında fark ne mesela? Ya bu iki telefon iPhone 11 ile iPhone X arasındaki fark şu. Bir mesela 3 GB RAM var iPhone X'e. 11'e 4 GB RAM var. 1 GB RAM çok fark ediyor. İşlemcileri keza yeni 11'de yeni bir işlemci var. Kamera konusunu birazcık daha iyileştirilmiş 11'de. Birazcık daha iyileştirilmiş. Yani
Yine aynı kamera galiba kullanıyorum. Virajda iyileştirilmiş bir kamera var. Mesela o iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max arasındaki tek fark kamera değişmiyor aslında. Kamera iyileştiriliyor. Bu şekilde arkadaşlar, eğer daha fazla Eren'le ve bu kadrajda videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup veya videomuzu beğenerek bunu bize gösterebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü arkadaşlar bu videoları çekmek çok zor. Yani iki tripod, bir tane powerbank, telefonu şarj doldurabilmesi için bir tane mikrofon, iki tane bu sandalyeleri getirmek bizi çok zorladı. Eren'in de suratından görebileceğiniz gibi. Çok sıcak. Bir de çok sıcak. Karadüsel'deyiz. Tam denizin kenarında nem var. Bittik burada. Yandık, kül olduk. Hep böyle güzel bir manzara. Yakışır yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarım ve sevgilerim sizlerle. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hem Eren hem de benim Instagram hesabı şu anda aşağıda çıkacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eren, bir şey demek istiyor musun? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.